Ramazan Bayramı tatili 9 güneye çıkarılınca turizm bölgelerinde yoğun hareketlilik için hazırlıklar başladı. Bu dönemde okulların ara tatili de olacak. Turizmciler uzun bayram tatiliyle beraber yaz sezonunun da açılacağı görüşünde. Turizm sektöründe bayram hareketliliği yaşanıyor. Bu yıl okulların ara tatiliyle birleşen Ramazan Bayramı tatilinde 20 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Resort, termal, yayla, gastronomi ve kültür turizmi başta olmak üzere tüm seçenekleri hareketlendirmesi beklenen bayramın aynı zamanda yaz sezonunu da erken başlatacağı ifade edildi. Uzmanlar sürecin Türkiye turizminde markalaşma hedefi için de oldukça önemli olduğunu belirtti. Harcamak için gelen turist olduğu zaman gerçekten veriler çok değişiyor. Turizm kazancı çok farklı yerlere gidiyor. Doğayı, tarihi, yiyecek içecekteki çeşitliliği ve servisteki kaliteyi hepsini bir arada sunan bir Türkiye aslında vaat ediyoruz turizmde. Bence bundan sonra biz Türkiye'nin birazcık daha buradaki geçişini izleyeceğiz ilerideki 5 yıl. Söz konusu tatil sadece yerli değil yabancı beklentisini de arttırdı. Sektör temsilcileri yapılan fuarlardan alınan verilerle özellikle Avrupa'dan yoğun bir akış bekliyor. Şimdi bu sene özellikle Almanya'nın altını çizmek isterim. Almanya pazarında çok ciddi hareketlilikler var biliyorsunuz. İşte Londra ile başlayan fuar süreci akabinde Hollanda, Almanya ve Moskova fuarlarıyla tamamlanmış bulunuyoruz turizm fuarlarını. Burada turizmciler olarak katıldık, operatörlerle görüştük. Yüz binlerce misafir getiren operatörlerle görüştük, turizm operatörleriyle. Kendileri de çok olumlu ve umutlular bu sezon için. Almanya'dan yaklaşık biz 7 milyon hedefimiz var. İnşallah gerçekleşir. Ciddi bir büyüme söz konusu olacak bu rakamda. Açık olan otellerde doluluk %90'a çıkarken kamp ve karavan yerlerine de ilgi büyük. 9 günlük Ramazan Bayramı'na yönelik veriler tatilin birleştirilmesinin seyahat aramaları üzerinde olumlu etkisi olduğunu gösteriyor. Veriler uçak bileti, araç kiralama ve otel aramalarının hepsinin arttığını gösteriyor. Beklentilerimizi karşılayacak şekilde bir bayram bekliyoruz. Şimdi zaten bugün ben yayından önce de bir kontrol ettim ne kadar bir akışımız var. Güzel yani bizi memnun edecek rakamlara ulaşacağız. Zaten bayramdan sonra bunu tekrar görüştüğümüzde öngörümüzün gerçekleştiğini göreceğiz inşallah.